Mevla Gelin'in programımıza katıldıktan sonra mutfağında yaptığı değişiklikler dikkatimizden kaçmadı. Biz geçen sefer de dolaplarınızı çok beğenmiştik. Ara fayanslarınızı değiştirip düz bir seçim yapmanız çok daha güzel olmuş. Gold seven gelinimiz mutfağındaki aksesuarları zevkine uygun tercih etmiş. Ve bir değişiklik daha. Çiçekli sandalyelerinizin kılıfını değiştirmeniz mutfağınızda yaptığınız en doğru hareket diyebiliriz. Vallahi Nevra Gelin'e programımız yaramış der sözü hanımlara bırakırım. Hanımlar, hazır Nevra Hanım yokken mutfağı rahat rahat yorumlarsınız diye düşünüyorum. Söz sizde. Ben başlayayım mı kızlar? Tabii. Pembe ne alaka? Evet. Yani o kadar göz yorucu bir mutfağı var aslında ama pembeleri bağdaştıramadım ben. Sizce? Bence de yok. O saatin orada ne işi çöp var? Çöp kutusu da pembe, gördünüz evet, mü? Evet, başka da gördüm. Yok yani pembe detayı. Eskiden mi kaldı acaba? Ne yaptı? Değiştirmeyi mi unuttu? Masaya bir şey demeyecek misiniz? Masa salon masası gibi değil mi? Evet evet, küçük boy yemek salon masası gibi. Aha. Yemek masası, evet. Ama kendi zaten avantgard bir kadın. Avantgard'ı da çok seviyor. Ama buraya avantgardı... buraya da onu sergilemeye çalışmış. Yok ama buranın masası değil. Avantgard olamaz. Kime yani. Göre, neye göre? Bence uygun. Yok olmuş. Bence değil. Ben genel olarak yani dolapları, tezgahını da beyaz isterdim. Dolaplarını çok beğendim. Tezgahı da beyaz olsaydı mükemmel. Nevra, taşım vardı, korkudan çıktı. Gel annem, gel. Cano, ben gel. Ben bayılmasını çektim. Kız ne bayılmasını çekti beni, gözüme patlattı. Gerçekten Nevracığım. Canım ben böyle havalı şeyleri seviyorsun ya sen. Ama bu bayağı bir havalı olmuş. Sürpriz yumurtadan mı çıktı? Ne yaptın? Size dedim böyle güzel bir kutlama yapayım dedim. Bunlar çok, bensiz beni nasıl eleştirecekler, oldu. Nasıl bakayım neler yapacaklar. Dinledim tabii, patlattım bombayı, alın size görün. Yani bu... Konuşamıyorum. Bu kadarına pes. Elim ayağım. Yok şu an. Ya bir kolonya molaya getir, iyi değilim. Üstünü de ne eşit. Kolonya alabilir miyim bir tane? Bence... Ama öbürlüğü giremezdim. Nevra, altınları takmayınca sen değilsin. Evet, beni tamamlayan bak, altınlar gerçekten zaten. Gerçekten daha güzelsin abi. Yok, ben bunu da seviyorum, onu da seviyorum. Her ikisini de seviyorum. Hepsinin yeri ayrı. Nevra Hanım, istediğiniz şeyi getirdim. Kolonya istemiştim, hemen kızlara vereyim. Ben bir böyle kendilerine gelsinler, ağzını. Öğreteceğim beni. Ağzını, yok. Yalan olmayacağım. Gül tonuna sen. Elim ayağım titredi ya gerçekten. Gerçekten o kadar mı korktun? Gerçekten öyle ya. Bir anımız olsun. Cimri kolayısı gibi dökülüyor annem. Sık. Kız yeter, bitireceğim. Eskiden kolonya verilmişken Evracığım. Evine gelen misafire kolonya dökülürmüş ya. Evet. Artık ne kadar doğru bilmiyorum ama bir yerde görmüştüm. Misafir gelince veriyoruz ya. Çabuk gidin kalkın anlamına geliyor. Gerçekten. Öyle mi diyorsun? Biz geleli kaç saat oldu ama. Korkunuz gitsin diye siz dediniz ya kolonya verin. Tamam, ben dedim. Sen tamam, de söyledin. Yani o zaman çelişti. Bana çok iyi geldi çünkü i̇yi, tamam. İçinizde en çok ben korktum. Kalbimi tutmanı istedim. Allah şahit, gel tut. Neyse işte, beni hiç unutmazsınız artık. Yok, hiç unutmayın. Seni hiç unutmazsın. Aşkım bak, bir şey olmamışsın. Kız ha. Unutur muyum? Köre olacaksın. Kız, ama bunlar oldu. Şey ya, baksana böyle. Yerden havası patlayınca. Ay Allah ya, ben böyle Nevra, makineye fısıldayan kadın oldun. Evet. Nevra kız, sen ne yaptın öyle? Az daha gözümü çıkaracaktın. Ve bizi şok ettin yani. Tam senden beklenir bir hareketti. 40 yıl düşünsem Nevra'nın bulaşık makinesinden çıkacağı aklıma hiç gelmezdi. Bayağı korktuk. Hani onun içine nasıl girdin sen Nevra? Daha önceki katıldığımda bazı eleştirileri gerçekten kulak asmışsın. Tezgahta değişiklikler yapmışsın. Evet kızlar. Buradan yorumlayabiliriz dantelik, bu arada. Devam edebiliriz. Kaldırmışsın. Evet. Ona bir şey söyleyeceğim. Buradan dantel zaten ben normalde kullanmıyordum. Evet, sırf evet. Gözüksün. Hani bazı şeyler gözüksün. Hani bir de değeri olduğu için onların bende. Böyle sergilemek istemiştim. Normalde kullanım şeklim bu arkadaşlar. Bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Avizden kaç senelik? Avizem yani çeyizimde almıştım. 7 senelik. Mutfağa falan. Şu an uyduğunu düşünüyor musun?
Ben seviyorum ya vizemi. Ben böyle ışıltılı şeyleri, böyle kristalli şeyleri falan sevdiğim için. Sonra vizem daha kristalli canım. O yüzden bu benim için normal. Ben şeyden söyledim. Yani. Gold detay kullanmışsın ya. Evet. Onlar daha var aklı gold duruyor. Boyaya bilirsin diyeceksin ama buralar yok, boyaya değil zaten. Değil. Daha hani şu süslerine uygun olabilecek daha ağır bir avize alabilirsin. Ama kurtları değiştirirsen kombinler. İlerleyen süreçte belki. Kurtları ben de diyecektim. Kurtlara uymuş hiç değiştirme. Şimdi yok. Her şey ateş pahası. Bence sen mutfak tezgahını değiştir. Onda haklısın. Onda haklısın. Boyamayı çok beyaz düşündüm. Ben de istiyorum boyamayı. Boyamayı çok düşündüm arkadaşlar. Çünkü çok eleştiri gelmişti zaten. Boyama. Aynen öyle. Ben herkes buradayım. Onu söyledi. Değiştir. Ben sürekli kullandığım için şu anda değiştirmemin bir anlamı yok. Çünkü hani gerçekten hiçbir şey olmadı tezgahı. Nevracığım. Boş yere olsa. Hani sırf görüntü için değiştirmem açıkçası ama dediğim gibi yeni kız, bir dur. Çatal koysan, kaşık koysan gülüm o boya çiziliyor. Biliyorum işte abi onu dedim ama yani. Ama boya çiziliyor. Bence boya ama yazık olur. Ama yan fayans görüntüsü tabii orası muhteşem. Biraz daha evet daha uyumu yakaladı. İçinde griler de var kızlar bu arada. Sadece kahverengi değil griler de var. Ama dediğiniz gibi beyaz mutfağın olsa çok hareketli. Çok daha güzel olurdu. Detay eklemişsin ya o yüzden düz beyaz ya da ne bileyim daha krem tonları olsa daha güzel duracak o yaptığın fayans tabii haklısın. Vesaire. Nurdan Hanım, boya çizilir mi? Tezgah çok kullanışlı bir alan olduğu için ister istemez çiziliyor ve tabii. Atıyor. Her ne kadar verniklesen bile tabii. Uzun ömürlü olmayacak ve seni de yoracak. Sürekli bir yama yapacaksın. İşte, o yüzden evet. Direkt değiştirmeni tavsiye ederim. Ya kesinlikle ama dediğim gibi şu an benim için ekstra bir masraf. O yüzden işte, yani bir şey olmadı. Ekstra bir masraftı. Neyse, bir senelik evdi. Tamam işte sana bir şey değiştir demedik ki zaten. Ya uymamış denildi, dedim. Bende de denildi. Uymamış dedik ama yani. Mecbur ama yani. Mesela ben ikinciye katıldığımda bak burayı değiştirdim. Ama kaç senelik evlisin sen canım 6 senelik ben altı daha 1 senelik evliyim. Bunu alıp sen de yapıştırabilirsin hayatım. Çok ucuz bir şey. 1 senelik yani eve neden bir yerlerde yapı marketlerde var. Ki. Ama küçük bir şeyler masraf sayılmıyor bence. Yani o kadar alabiliyorsun kız, bunu da alıp yapabilirsin. Kız ben daha 1 senelik evliyim. 1 senelik ol ne var bu işin 1 seneliği 2 seneliği 10 seneliği yok ki. Bunu ben eskitmeden neden değiştireyim? Hayır bu eskitmek değil ama zaten. Saçma. Kötü durmasından sonra. Aynen öyle eskitmek işte değil zaten. İşte 1-2 sene sonra belki ileride. Bak ben devam şu an eskitmekten yani. Bahsetmedim. Bunda bile eskitmekten bahsetmedim. Şu an ikinci bir ev yapacağım için bu benim için zuhuli bir masraf. Ama eğer ben evet, burada işte, olacak bak, olsaydım şu tezgahı zaten kullanmazdım. İşte, ama sen evini değiştirmeyeceksin işte. O ev senin evin. Anladın benim mı? Evim ve ki bunu biraz söylemiyoruz. Sonra ufak tefek şeylerden yapacağım. Bahsediyoruz sana. Daha 1 senelikim. Tamam 1 seneliği 10 seneliği kız yok Zehra. İşte. Bir saniye evet. Şurada doğalgaz borusunu kamufle etmek için mi kullandın? Evet o da aynen. Onu o şekilde Eğrenti kullanmak istedim. Eğrenti durmuş gibi de o çiçek. Ya ben seviyorum. Hani yani sonuçta ocağın direkt yanığı çiçek. Ne alaka bak o pembe var. O saçma pembe zaten var, o pembe da saçma. Onları ne alaka o pembe? Niye saçma? Neden? Bence uyumlu mu? Bence uyumlu. Değil. Bence ya size şey göre değil. Masaya oturunca saati görmemezsin ama tezgahta uğraşırken evet. Ya bence uyumlu yani. Kızlar çok bence bir fiyat şey. Sorsak mı? Tabii. Masanı kaça aldın? Masamı ben yine çeyizimde aldım. Sandalyelerimle birlikte. Yani bunları da kaplatmışsın. 1500 evet 1500 vesaire bir şey vermiş olmam lazım hepsine. Hı. Yani. Peki kaça kaplattın? 4 sandalye vardı bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum eşim yaptı. Yani ben sormadım açıkçası. Beyim bilirdi. Aynen öyle. Ben uyuması için öyle gri yaptım. Haklıydınız yani o konuda yenilecek eleştirilerde. Neden? Hiç beğenmedim. Yani fayanslar zaten hani mermer desenli. Tamam. Biraz yani karışık duruyor. Salon tezgah halısı da, gibi duruyor biraz. Tezgah yok, da karışık. Yani. Bu da benim karışık. Salon hanım böyle değil, daha klasik. Soğuk olduğu için mi bu kadar büyük tercih ettin? Hani mutfak ya. Mutfağım büyük abla. Yani hı. Küçük bir halı bana olmazdı ki zaten arkadaşın halısına bile söyledim. Halı seviyorum dedin ama ben de işte mesela halı sevmiyorum. Komple kapatmışsın gibi. Ha ya yok. Alanı buraları açık, gibi görünüyor buraları bence. Açık. Bana öbür türlü ama ben sürekli işte mutfakta bir şeyler yaptığım için soğuk almaktan sen nasıl soğuğu seviyorsan ben de soğuğu kızlar, sevmiyorum. Kızlar haydi yatak odasına gidelim. O yüzden ben de kapatmayı tercih ediyorum. Zeynep abla sana kalırsa zaten bitmez. Bence gidelim. Bir dakika tatlım ayakların var ya hani oraya oradan sonra halı olmasaydı hadi. Bence. Hani nasıl yani bu kadarcık mı halı olacaktı? Hayır. Tam tersi. Orası hayır, olmasaydı yok. Oradan burası olsun. Ama işte zaten ben burada hadi kızlar hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi her zamanki gibi.